Uluslararası Ertuğrul'un izninde Deniz Kuvvetleri ve Diplomasi Sempozyumuna hoş geldiniz. Teşriflerinizle bizleri onurlandırmanızdan dolayı şahsım ve Türk Deniz Kuvvetleri adına en derin şükranlarımı sunarım. Türk ve Japon milletleri öteden beri yek diğerine karşı samimi dostane hisler beslemektedir. Bu münasebetlerin her gün daha ziyade gelişeceğine kanaatim vardır. Japon milletinin yüksek ve vatansever niteliği, medeniyet yolundaki dikkate şayan icraat ve gelişmesi, Türkiye'de daima yakın ilgi ve samimi takdir ile takip olunacaktır. Sayın Büyükelçim, sayın komutanlarım, muhterem hanımefendiler, değerli konuklar, bu duygu ve düşüncelerle sempozyumun Türk-Japon dostluğunu daha da perçinlemesi ve dünyadaki diğer milletlere örnek olmasını diliyor, Türk Deniz Kuvvetleri adına hepinize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Ben Yutaka Yokoi, Japonya Bürokeşi'yim. Bugün burada sizinle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Haftada iki kere Türkçe derse gidiyorum ama iyi Türkçe konuşamam. Bu yüzden bugün Japonca ile konuşma yapıyorum. ボッサンオール海軍司令官、キョセレ艦隊司令官、本日はエルトゥールル号事件125周年のシンポジウムにご招待をいただき、誠にありがとうございます。1868年、明治維新を成し遂げ、世界の国に門戸を開き、近代国家への歩みを始めた日本は、皇族の小松宮殿下を欧州方面に派遣し、アジアの東と西に位置する遠く離れた日本とトルコが、エルトゥールル号の悲劇を契機として友情を育んできた事実は、世界的にも極めて特異なことだと思います。本年はエルトゥールル号の事件から125周年にあたります。串本町で行われた慰霊祭には、トルコからフリゲート艦ゲディズが参加したほか、チチェッキ前トルコ大国民議会議長ご夫妻、そして本日この会議を主催していらっしゃるボッサンオール海軍司令官ご夫妻にも参加いただき、